Takas İstanbul sunar. Efendim Eko TV ekranlarından yeniden hepinize merhabalar. Araştırma müdürümüz sevgili Cenk Akyoldaş'la beraber sunacağımız ve yorumlayacağımız Araştırma Masası programına hepiniz hoş geldiniz. Cenk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk yani. Gerçi program senin de sayılır ama hani sonradan stüdyo geldiği için ben hoş geldin diyorum. Nasılsın? İyi diyelim valla, işte böyle biliyorsun kafalar karışık, seçimler evet, uzadı, belirsizlik ikinci tura gitti. Oldu yani. Esasında kısmen belli, biraz belirli, belirsiz. İşte kafalar... Finansal piyasalar için ben belirsizlikten bahsediyorum. Finansal piyasalar tabii ki net fotoğrafı görmek istiyor. En ufak bir şüphe kafalarda karışıklık yaratıyor. Bunun yansımasını da hemen piyasada gördük. Bir anda dengeler o kadar bıçak sırtında ki mevcut durumda Sayın Cumhurbaşkanı kazanması ya da kaybetmesine göre şekillenecek bir yapı olacak mı, olmayacak mı? İşte... Parçalı yapı, işte meclis başka tarafta, Cumhurbaşkanlığı başka tarafta olacak mı, olmayacak mı? Başka bir sorun. Bunların hepsi tabii ki piyasanın merakla cevabını beklediği gelişmeler. Baktığımız zaman pazartesi günü bir şokla açılmıştık biliyorsun. Sert bir satış geçtiğimiz haftaki alınan kağıtların satışıyla sonuçlanan bir süreci tetikletmişti. Dün dengelenmeye, iki gün dengelenmeye çalıştı sonrasında piyasa. Bugün tekrardan satış tarafına döndü. Tabii ki önümüzdeki haftada bir volatilitenin olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Burada işte kilit, o yarım puanlık hikaye hangi tarafa doğru evrilecek, evrilmeyecek? İşte katılım nasıl olacak, olmayacak? Herkesin kafasında bir soru işareti var. Bakalım gelişmeler nereye doğru evrilecek? Tabii bu arada bu gelişmeler çerçevesinde yaşanırken bir yandan da piyasada dinamikleri devam ediyor. Merkez Bankamızın piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Burada ankete baktığımız zaman yavaş yavaş aşağı doğru giden enflasyon beklentisinde bir yataylaşmanın geldiğini görüyoruz. Son 3 aydır baktığımız zaman verilerde, anketlerde piyasa katılımcıları anketi Mart, Nisan, Mayıs'ta %37 civarına kilitlenmiş vaziyette gözüküyor. Merkez Bankası'nın beklentisini biliyorsun ki 22.30'luk orta nokta olarak tespit edilmiş vaziyette. Ama öte yandan da bakıyoruz, bir yandan da işte mevduat faizlerinin artık yani sürekli düşüyor çünkü haber başlıklarını. 39'ları falan gören mevduat faizleri. %40'lara ulaştı. %40'lara ulaşan bir mevduat faizle karşı karşıyayız. Bir çeşitli hala her gün yine makro ihtiyati tedbirler noktasında açıklamalar geliyor. Bunlar tabii ki ileri yönelik nasıl gelişmeler olacak merakla beklenmeye devam ediyor. Dolar TL tarafında da bakarsak orada da yukarı doğru anket çerçevesinde Şubat'taki seviyelerin biraz üzerinde bir bölgedeyiz. 22.80'lere çıkmıştı. Baktığınız zaman Ocak'taki yapılan ankette 23.11'lik bir rakam varmış. Nisan ve Mayıs anketlerine baktığımız zaman 23.15-23.08'lik rakamları gördük. Hemen hemen bu rakamlara yakın seviyeleri biz geçtiğimiz hafta makasın açılması sonrasında hafta sonu satış tarafında özellikle satışların o bölgeye yığıldığını görmüştük. Makasın tekrardan kapanmaya başladığını söylemek mümkün ama ne kadar kalıcı olacak? Bu da tabii ki merakla beklenen bir diğer sonuç. İleriye baktığımız zaman büyüme tahminlerinde yine bu katılımcı ankette Aralık ayında %5'lik bir büyüme beklentisi varken yavaş yavaş 3,5'lara kadar inmiştik. Mayıs verisine baktığımızda 3,7'lik bir büyüme verisiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Cari denge tarafına bakarsak, cari denge tarafında Şubat'ta iyileşme noktasında 30,6 milyarlık bir açığa kadar daralacağı beklentisi varken son 3 aydır kademe kademe bunu yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Aralık ayında 46.70'miş ama hala o seviyenin altındayız diyebilirim. Şu andaki seyre baktığımızda son 3 ayın yukarı doğru evrilmesi 36 milyar dolarlık açık, 37.8 milyar dolarlık açık. Yavaş yavaş da şimdi 38.40'a kadar geldik. Yaz ayları geliyor. Bakalım burada turizm gelirleri tarafında çok büyük beklenti oluşmuş vaziyette. Nasıl bir seyir oluşacak? Onu da tabii ki yakından takip ediyor olacağız. Bir diğer taraftan da cari dengeyi dengeleyecek unsurlar safhasında işte geçtiğimiz ayki açıklanan Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda hiç görmediğimiz bir tablo vardı hatırlarsan.
cari tabloya pozitif etkisi olacak enstrümanlar devreye sokulacak söylemi vardı. 4 tane kalem yazılmıştı. İşte yeraltı kaynakları, enerji tarafında katkı, yüksek teknoloji ürünler ve aynı zamanda işte turizm gelirleri gibi. Önümüzdeki 2030'a kadar, 2023-2030 arasındaki süreçte 289 milyar dolarlık bir pozitif katkı yapılması cari açık tarafına beklentisi var. Bunu da kısmen böldüğümüz, çarptığımız zaman yaklaşık olarak yıllık bir 40 milyar dolarlık bir rakama işaret eden bir seviyeyle karşı karşıyayız. Eğer o bahsi geçen hikayeler gerçekleşir ise o zaman burada bahsetmiş olduğumuz cari denge tarafına görülen 38 milyar dolarlık açık rakamının sıfırlandığını görüyor olmamız gerekir normal koşullarda. Tabii ki bunlar ileride belli olacak. Şu an için bir projeksiyon şeklinde yer alan rakamlar olduğunu da hatırlayalım. Çek, aslında seçim sonrası Borsa İstanbul'un bu derece geri çekilmesinin en önemli sebebi bence şöyle bir unsur oldu. Zaten sen de az önce dile getirdin değil mi? Yani baktığımız zaman seçimlerin birinci turda değil de ikinci tura kalabileceğine ilişkin beklentiler aslında daha bir ön plandaydı. Evet. Ama sanki böyle son günlere doğru özellikle anketler. O sabah bir konuda anketi evet. geldi. 49.3 gösterilen bir Kılıçdaroğlu. Eğer anket 49.3 ise zaten eksi artı 3 puan diye hesaplıyorsunuz. Anketler bunu net yazıyor. Birinci turda iş bitebilir yorumuyla beraber iyi hatırlıyorum değil mi? Yani Borsa İstanbul'da %3-3.5 yükseldi. Bir de biliyorsun Muharrem İnce'nin de çekilmesi. Aynı gün Muharrem İnce de çekildiğini açıkladı. Bir anda algı şuna döndü anladığım kadarıyla siyasi olarak da. Muharrem İnce çekildi. Muharrem İnce'nin zaten yapısı gereği CHP'li. Çünkü CHP içerisinden çıkmış birisi. Kılıçdaroğlu da CHP'ye tekrar hani bu sofraya tekrar otur işte bu kaset skandalları falan kumpaslarla beraber mücadele edelim yanına çağırdı. Piyasada ki bu o zaman Sayın Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Zaten ankette 49.3 bir de Memleket Partisi'nin desteğini alırsa iş birinci turda biter. Bir anda bankalar tavan %7-8'leri bulmuş bir Borsa İstanbul. Ama tabii ki ikinci tura gidilmesiyle beraber piyasalar hiçbir sükutu hayal oldu yani. Bir de tabii Cumhurbaşkanlığı'yla Kılıçdaroğlu arasındaki 2,5 milyon oyluk yaklaşık 5 puanlık da bir farkın oluşması tabii ki kafaları karıştırmış vaziyette. Öte yandan tabii meclis aritmetiği değişmiyor. İşte ikinci tura kaldı ama meclisle ilgili bir oynama olmayacak. Mecliste de mevcut Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağladığı net şekilde görülüyor. Bundan sonraki süreç tabii ki kafaların şöyle bir durum söz konusu. Burada kilit bir parti olarak Sayın Oğan'ın Oğan bir parti değil, bir bağımsız bir kişilik olarak yarışma girmişti. Atay İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girmişti. Bağımsız imzalarla girdi yani baktığımız zaman o noktada 110 bin imzayla girmişti. %5 küsürlük bir oran aldı. 2.8 milyona yakın bir oy aldı. Acaba bu oyunun hepsi acaba Kılıçdaroğlu lehine dönebilir mi? İşte burada bir mevcut yapıda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde meclisin Cumhur İttifakı'nda olması ileride yürütme noktasında sıkıntılar yaratılmış. İşte kanun hükmünde kararnameler yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın, evet. Ama burada Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu kanun hükmündeki kararnameler meclis tarafından da kanun hükmünde kararname üzerine de bir yasa geçirildiği takdirde kanun hükmünde kararnamenin geçerliliğinin kalmadığını biliyoruz. Böyle bir durum olduğu zaman araya Anayasa Mahkemesi'nin girme durumu söz konusu hakem heyeti konumuna geçiyor. Daha çok Anayasa Mahkemesi'nin rol üstlenince bir yapı oluşabilir gibi beklentiler bir anda piyasaya bugün bir soru işareti oluşturup bir satışta getirdiğini görüyoruz şu an. Gerçekten de ben de sana asıl olarak onu soracaktım. Şimdi objektif olarak değerlendirelim. Evet. İki tane senaryo var, doğru mu? Şimdi bu yapacağımız değerlendirmeyi sevgili izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Anlamasın. Daha doğrusu benim sana soracağım soruyu yanlış anlamasın. Çünkü iki tane senaryo var. Bu iki senaryo nedir? Bir, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kazanması. Zaten oy oranlarına baktığımız zaman da sanki olasılık olarak daha bir ön plandaki senaryo gibi oluşuyor. Yani bunları söylemeden önce de hani yanlış anlaşılmamasını rica etmem de tabii ekstra tartışılması gereken bir konu. Niye öyle olduk? Neyse orası ayrı bir unsur. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada Sayın Erdoğan'ın kazandığı bir senaryoda nasıl bir senaryo çıkıyor ortaya? Cumhur İttifakı'nın yoğunlukta olduğu bir meclis ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor. Şimdi bu senaryoyu sağ tarafa aldım. Evet. Kenara koydum. İkinci senaryo ne olabilir?
Sayın Oğan'ın desteği Kılıçdaroğlu'na gider. Diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu kendisine oy veren kitleyi konsolide eder ve hiçbir şekilde sandığa gidilme noktasında bir fire olmaz. 8 milyon oy vermeyen bir kitle var. Onlardan da ikna eder. İşte 1 milyon nedir o? 1 milyon da şey var. Geçersiz oy var. Bundan da işte birkaçını kendine çevirir. Çünkü o geçersizlerin çoğunluğunda tepki olarak olduğu için. Yani kısacası Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda kazandı. O zaman hangi senaryo oluşuyor? Bir, meclis aritmetiği Cumhur İttifakı, az önce bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Millet İttifakı. Bu da başka bir senaryo. Evet. Şimdi bu iki senaryoyu finansal piyasalar noktasında değerlendirmek gerekirse sence nasıl bir tablo ortaya çıkar? Finansal piyasa açısından baktığın zaman birinci tabloyu daha iştahlı olarak karşılar. Cumhur. Tabii yani olarak baktığın zaman tam muktedir olma dediğimiz. Yani bundan önce neyse devam eden senaryodan bahsediyoruz. Mevcut düzenin devamı olarak görülür. Tabii onun baktığın zaman bunun kısa vadede Borsa İstanbul üzerine hızlı bir pozitif etkisinin olması beklenebilir. Öte yandan baktığımız zaman tabii orta vadedeki süreci değerlendirdiğimizde mevcut yapıda kullanılan argümanların devam edeceği, sonuçta sürdürülen bir ekonomik program var. Bu ekonomik programın da mimarı ve sahibi Sayın Erdoğan olduğunu düşünürsek, aynı stratejinin devam edeceğini, makro ihtiyati tedbirlerle desteklenen, bir şekilde enflasyonu biraz daha hala arka planda bırakılmış, özellikle de büyüme odaklı olacak şekilde işte istihdamı arttırıcı yönde adımlar atarak ihracatı arttırıcı taraf. Bu model yaklaşık olarak işte 1,5 seneden fazla bir dönemdir uygulanıyor. 2011'in Ekim'inden bu yana uygulanmakta. Bir türlü biz hala buradaki baştaki argümanın getirmiş olduğu savların hiçbirini sağlayabilmiş vaziyette değiliz. İşte bunun öncesinde işte bir kurda hareketlenmenin yaşandığı, işte rekabetçi kurun söylendiği, işte cari fazlaya doğru gidecek bir sürecin dış ticaret dengesinin artacağı gibi argümanların olduğu bir dönemi yaşamıştık. Ama bunların çoğu dışsal etkilerin de etkisiyle beraber tam manasıyla gelişemedi. Mevcut iktidarın bu noktada bir sürü işte demin anlattığım gibi biz bir sürü değişim noktasına adımlar attık. Bunların meyvesini toplama aşamasına geldik. Bundan sonraki süreç tersine evrilmeye başlayacak bir savları var. Bu ne kadar gerçekleşecek, ne kadar gerçekleşmeyecek bu programın ilerlemesinde etken olacak unsur. Bu program bir yere kadar daha devam edebilir ama bir yerden sonra eğer bu dışsal şokların artık daha yavaşladığı ve aynı zamanda işte bu bahsedilen cari dengeye pozitif etki yaratacak, işte kendi bulduğumuz doğalgaz, kendi bulduğumuz petrolün ne kadar sisteme dahil olabildiği, mevcut işte selektif kredilerle teknoloji, yani ithal ikame ürünlerin yerini alan teknolojik ürünlerin geliştirildiği ve bunun payının arttırıldığı bir kompozisyon. Baktığımız zaman genel çerçevede bizim teknoloji yoğun ürünlerin ihracatımız içindeki payı %3. Biz bu %3'ü bir türlü kıramıyoruz. Bunu %5'lere, %7'lere, %10'lara gidip gittiğini gördüğümüz bir senaryo gerçekleşebilecek mi, gerçekleşemeyecek mi? Bu başka bir etken olacak. Tabii burada bir diğer faktör de işte demin belirttiğimiz işte turizm gelirleri tarafındaki pozitif gelişmenin katkının devam edip etmeyeceği. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman meyveler toplanabiliyorsa eğer bu hikaye devam edebilir. Ama bu hikayede eğer bu bacaklarda sıkıntı var ise maalesef ister istemez uygulanan sistemin bir yerden sonra dışsal kaynağa ihtiyacı devam edecek. Şu anda görüyoruz ki birçok açıdan makro ihtiyati tedbirlerle döviz bacağı tarafındaki hareketlerin mümkün olduğunca sınırlandırılmaya çalışıyor. Altın tarafı çok önemli. Tabii, altın, Borsa İstanbul'da ciddi anlamda tabii, ilgilendiren bir adımdı. Tabii ki. Bunların hepsine baktığımız zaman bankacılık sektörü üzerinde özellikle etkileri olduğunu söylemek mümkün. Bunların hepsi ister istemez sonuçta bir kaynak var. Bu kaynağın kullanımı sırasında oluşturulan sınırlamalar sizin yavaş yavaş daha böyle kontrollü bir piyasaya doğru gittiğinizi gösteriyor. Bu da bir yerden sonra kırılma ihtimalini kuvvetlendirebilen bir olasılık. Öyle bir durum olduğu için kafalar biraz daha karışık olabilir. Kısa vade için olumlu, orta vadede eğer bu hikayeler, bu bahsedilen enstrümanlar devreye girebiliyorsa o zaman bu sürdürülebilir.
Ama bu bahsedilen enstrümanlar devreye giremiyor ise buradaki açıklar devam ediyor ve cari açık evet, şu anda sürdürülebilir gibi gözüküyor. Bu hikayeler hayata giriyor ise ama girmediği takdirde de o zaman başka hikayeler konuşmaya başlarız. Daha kırılgan bir piyasa ortamı oluşma ihtimali gündeme gelir. Ama böyle bir olguda sonuçta düşünürsen siyasi erk bir risk alıyor. Bu şu anda almış olduğu riskin karşılığında bir oy kaybı yaşamasına rağmen hala iktidar tarafında oy aldığında görüyoruz. Hala çoğunluk tarafında kalmayı başardığında görüyoruz. Bu da bir şekilde halk nezdinde kabul görmüş. Evet, hadi o zaman diğer söylemleri de görelim noktası bir açık çek verilmiş gibi algılıyorum ben. O nedenle mevcut politikaların bir süre daha devam edeceğini ben öngörürüm. Ta ki ne zaman o dışsal, daha doğrusu sisteme entegre olacak bu hikayeler, bahsedilen mevzu bahis konular aktive olur ise okey. Olmuyor ise o zaman başka bir metoda doğru kaymamız gerekecektir. Öte yandan baktığımız zaman işte senin ikinci seçenek olarak söyledin. İşte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, meclisin çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğu bir yapıda ise buradaki süreç tabii ki biraz daha çekişmeli bir sürece, atılacak adımların biraz daha böyle çetrefilli olma durumu oluşturabilir. Bu da kısa vadede tabii ki senin geçtiğimiz haftaki o anketlere göre baktığımız zaman meclisin de Cumhurbaşkanı'nda Kılıçdaroğlu'nun kazanması, yani Millet İttifakı ile öyle bir senaryo satın alan bir yapı vardı. Evet. Şimdi bu yapı böyle bir senaryoda bence piyasanın çok fazla tercih etmeyeceği bir yapıdır. Çünkü bir yerden sonra bu sistemin tıkanmasına yol açabileceği endişesini doğurur diye düşünüyorum şu anki mevcut konjonktür açısından değerlendirmek. Şu an mesela %3'lere yaklaşan bir düşüş hareketi var. Sabah saatlerinde politik evet. bir fiyatlama söz konusuydu. Bunun sebebini ne olarak görmek lazım? Ben mesela seçim belirsizliği tabii ki vardır içerisinde ama sanki daha çok dün Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu makro ihtiyati tedbir çatısı altında atılan adımların da ciddi anlamda etki unsuru olarak karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü orada atılan adım ne anlama geliyor? Bankalara diyor ki, siz diyor TL mevduata dönüşüm oranını arttırın. Eğer bunu yapamazsanız o zaman tahvil almak zorundasınız. Evet. Banka tahvil almamak için, TL mevduat dönüşüm oranı arttırmak için ne yapacak? Mevduat getirilerini bu sefer yukarı doğru çekecek ki mevduat toplayabilsin. Hem KKM hem de mevduat noktasında. Faizler yukarı gidiyor ister istemez. İşte demin bahsettiği yayının başında 39'da 40'ları bulan faizlerden bahsediyoruz. Öte yandan KKM'ye dönüşlerden 120 milyar dolara geldik dayanım. Evet, evet. Yani yani 10 milyar dolar artmaya başladık son dönemde. Nasıl vazgeçecek bilmiyorum. Sayın tabii, Bakan mesela geçici demişti ama. Rakam gittikçe büyür noktaya gelmiş vaziyette. Şimdi bu noktada şunu düşünmek lazım. Bugünkü satışın biraz daha derinleşmesinde aslında o anla yarın Kılıçdaroğlu'nun görüşme durumu söz konusu olduğu açıklandı. Bu bence biraz da işte acaba bu parçalı yapı oluşabilir mi? O an Kılıçdaroğlu'na destek verdiği takdirde... O anın Kılıçdaroğlu'na destek vermesi durumunda Kılıçdaroğlu'na güçlenip seçimi, Cumhurbaşkanı seçimini kazanma olasılığı kuvvetlenecek fiyatlaması olabilir mi? İşte bir taraf, bir Millet İttifakı, yani Kılıçdaroğlu tarafında, diğer mecliste tarafında Cumhur İttifakı var. İki farklı yapı. Bu işte piyasanın çok fazla hoşuna gitmeyen bir senaryoymuş gibi gözüküyor. Mevcut yapıda değerlendirdiğimizde resim bize şu anda onu gösteriyor. Peki Cenk, şunu da sana sormak istiyorum. Şimdi, ama tabii bu çok kolay bir şey değil. Yani çünkü o anın almış olduğu %5'in üzerindeki oy biliyorsun orada... Ata İttifakı'nın oyları %2.2-2.4 o civarda bir şeydi. Sayın Oğan Aldoğan'ın oy da 5.2 civarında bir rakam, yanlış hatırlamıyorsam. 2.8 milyon. 2 milyon 8 milyonluk bir rakam. Aradaki fark sonuçta burada bir tepki oylarında olduğunu biliyoruz. Bunun tamamının direkt oy hedef olarak bir tarafı gösterse de bütün oyların bir yere kaymasını beklemek çok mümkün olmayabilir. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Hakikaten merakla beklediğimiz bir yapı. Mevcut noktada son günlerde özellikle ziraatın alımları kuvvetliydi. Özellikle varlık fonu kağıtları tarafında alışlar kuvvetliydi. Ki ziraat eşittir. Evet, varlık fonu. Baktığımızda Koza grubunda alışlar vardı. İşte, o da normal. O da normal. Mesela bugün şu anda %5'in üzerinde satışlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
Öte yandan bakıyorsunuz, Türksel tarafı 2.85 aşağıda. Benzer hikaye, senaryoyu destekleyecek nitelikte. Türk Telekom tarafına bakıyoruz, %4 civarında aşağıda olduğunu görüyoruz. Piyasayı baskılayan unsur biraz da bu kağıtlardan geldiğini belirtebilirim. Ama dengeli bir görüntü de var. Mesela şu an bankacılık endeksine baktığında %2.75. Sanayi endeksine baktığında %3. Yani ortalama 2.8, %3 bandında. Yani bir sektör liderliğinde aşağı doğru hareketlenme yok, sanki biraz dengeli. Yani dolayısıyla burada seçim baskısı, seçim belirsizliği, seçimin ikinci tura kalmasıyla beraber ki oluşan mutsuzluk sanki alt dallara da yayılmış gibi bir görüntü de var yani. Şaşırtıcı değil. Normal belirsizliği sevmez piyasa. Demin anlattığımız hikaye senaryoları da elimiz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sonuçta düşündüğümüz zaman burada bir algı operasyonu, operasyon yanlış belki kelime burada. İnsanların beklentilerinin yönlendirilmesi şeklinde bir süreç piyasada yansıma oluyor. Evet. İnsanların burada acaba nasıl olacak bundan sonra, acaba faizler hala yükselmeye devam edecek mi gibi endişeler tabii ki buradaki fiyatlamanın üzerinde biraz daha baskı yaratıyor. Peki Cenk, yönetmenim de beni uyarıyor. Son 2-2,5 dakikamız kalmış. Sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi herkesin takip ettiği bir teknik seviye var. Ben mesela kısa vadede 4690'ları direnç olarak takip ediyordum. Hani o seviyenin aşılması sanki bir 4900-5000 bölgesine doğru bir atak hareketi yapabilirdi. Tweet de atmıştım zaten bu konuda ama. 4690 kırılmadı, aşağı doğru yeni bir baskı var. 4375 gibi bir destek, yani 4360 olarak belirleyen de var ama benim yapmış olduğum hesaplamalara göre 4375'i ben takip ediyorum mesela. Hani 4690-4375 bu bant içerisinde bir miktar sıkışma olduğunu görüyoruz ve şu anda da düşüş hareketiyle beraber sanki yeniden bir 4375'ler potaya girmiş gibi duruyor. Sen bu kısa süre zarfı içerisinde, yani programın süresi bazında söylüyorum, hangi teknik seviyelerin takip edilmesini önerirsin? Yani sen hangi seviyelere bakıyorsun? Ben haftalık bazdaki grafik açısından baktığımızda geçtiğimiz bizi çeviren bir ortalamamız var. Burada 44 haftalık ortalama, şu anda ortalama 4338'e kadar çıkmış vaziyette. Evet. Ben orayı önemsediğimi belirteyim ama onun altındaki sarkıştan da çok daha derin bir bölgeye taşıyacağını zannetmiyorum. Orada da 4133'ler var. Öyle ya da böyle borsa seçim belirsizliğini bitirdikten sonra bir şekilde bir şeyleri satın almak isteyecektir. Ben biraz da dolar bazında bakmak isterim buradaki seyre. Dolar bazındaki grafiğe baktığımız zaman haftalık grafik açısından değerlendirdiğimizde biz uzun vadeli bir düşen trendden çıktıktan sonra bir toparlanma hareketi içine girmiştik. Son toparlanma hareketinin arkasından bir düzeltme hareketine girdiğimizi görüyoruz. Şimdi burada sarıyla gözüken bir ortalamamız var. O 223 noktadan geçiyor. Yani 223.23 bizim için önemli bir destek. Son 3 haftadır biz bu bölgeden tepki alıyoruz ki resmi geri sardığımız zaman deprem esnasında biz orayı görmüştük. O bölge onun için önemli bir eşik olarak değerlendirmek lazım. 223-221 bölgesinin kırılması işin biraz daha derinleşen satışlara işaret eder. O zaman tabii ki 210'lar belki 201'lerin konuşacağımız günlere getirir. Onun için ben kısa vadede 220-23 bölgesinin bizi taşıması gerektiğini düşünüyorum. Ortalama kafaya hafif aşağıymış. Rahatlaması için muhakkak ve muhakkak endeksin haftalık bazda, dolar bazında 250 ve üzerinde kapanışlar görüyor olursa biraz daha rahatlayan sürecin içine girdik. Stres atılmaya başladı demek olur. Bunu almadığımız sürece burada bir bant içinde hareketin devam ettiğini söyleyebilirim. Cenk, ağzına sağlık. Yapmış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Efendim, seçime bir miktar daha süre var. İkinci tur. Tabii ki ikinci tura kadar piyasalardaki oynaklığın devam etme ihtimali kaçınılmaz duruyor. Ve 28 Mayıs'a kadar daha çok fazla bu konularda yorum yapacağız. Değerli konuklarımızla, sevgili araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la beraber sizleri en yakından ve en samimi bir şekilde bilgilendirmeye çalışacağız. Ama şimdilik araştırma masasının programının sona gelindi. Herkese şimdiden güzel bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Takas İstanbul sundu.